Şimdi tesettüre girmiş, açılmış. Aslında haber değeri şöyle yok. Yani olabilir herkesin dini, imanı kendisine. Allah'la kendi arasında. Ama bir can ya ben yorumları okudum. Gerçekten insanlıktan utandım. Bak bütün yorumlar Twitter'daki yorumları söylüyorum. Hep geçmişi hatırlatıyorlar. Senin böyle kasedin yok muydu? Şöyle kaset. Ya size ne? Bir dakika o kaseti o kız kendi mi çekti anlamadım. Çürü, yani çürümüş ruhların. Ya kendi atıyorum. Çok, yani ...çok kötü bir insandı kendi çekti... ...diyelim öyle bir şey olmadı... ...yine de bu mudur Allah kabul etsin dersin... ...geçersin Allah'la senin aranda dersin... ...nedir bu kadar niye bu kadar çirkef olduk... ...ya başkalarının tamam, yaşamlarını... Canım. Biz, biz magaziniz bu kadar irdelemiyoruz bu masada. Bir de yani güzel bir görüntü gördüğünüzde bir, bir e, şükür yani bir güzel bir alkış bir şeyler yani bu arada Gamze Özçelik'in tesettüre girmesi benim, benim hiç umurumda değil. Aynen Açılması aynen. gibi. Yani, aynen. Yani, yani o onun Allah'la arasındaki şeydir de bizde şöyle bir durum olursa yeni yeni meslekler türede hadi biz bu işi gerçekten para ya yani yorum yani bu bu işten para kazanıyoruz. Ama bunu bu kadar bile girmiyoruz. Bazı insanlar oturduğu yerden klavye başında çok magazin yorumu, magazini geç ahlak bekçiliği falan. Şimdi Gamze Özçelik bundan iki yıl önce e, bir kandilde başını kapatarak dua istemişti. Evet. Herkesin hatırladığı. Zaten Gamze de yıllardır bu arada Sudan'da, Afrika'daki çocuklara evet, Afrika ya, yardım, çocuklara yardım, ediyor. yardım evet. ediyor. aynı Onları şekilde, söyleyelim evet. yani o çok güzel şeyler yapıyor. Sosyal sorumluluk projesinde hep var. Evet var. O resmin altına o kıza yapmadıklarını bırak. Evet. Aslında diyorum. Gamze bu tesettür kararından sonra başına gelecekleri maalesef biliyor. Maalesef başına gelecekleri yüzde da kadınlar tarafından. Aya. Arkadaş biriyle beraber oluyorsun, biriyle birlikte oluyorsun, bir ilişki yaşıyorsun çünkü ona inanıyorsun. Bak kadınlar inanmadığı hiç kimseyle birlikte olmazlar. Çok çok e Makul sebepleri yok. Çok zengin değilse, çok böyle ne bileyim falan filan. Çünkü bazı kadınlar sadece para için birlikte olma endeksi. Evet, Hiçbir heyecan, bir kalp onlar için bir önemi yok yani. Gamze ciddi bir mağdurdur. Birçok kadın gibi. Gamze Özçelik'e yapılan, bütün kadınlara yapılmış bir adiliktir. Aynen öyle. Bence o adam, o adamdır bu yorumların muhatabı. O adamdır bu yorumların... Cevap verecek kişisi o adamın adını anan yok, o adama hakaret eden yok. yok ama böyle bir mağduriyeti yaşayan kadın tesettüre giriyor diye ay işte sen geçmişte şöyleydin geçmişte Tabii. böyleydin senin şöyle görüntülerin vardı. ya size ne ya Allah'la ya ne kadar günah işliyorlar İnsanlar farkında değil. Bak ben bir de ben bir de bunu çok inançlı insanların yaptığını inanamıyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki hepimiz gibi Allah ve kul arasındaki her şey onları bağlar. Siz kimseye her koyun kendi bacağından asılır biliyoruz. Siz kimseye ahlakı, dini ya da ahlaksızlığı ya da dinsizliği öğretemezsiniz. Ben eminim o adamla fotoğraf bile çektiriyorlardır sokakta. Bak eminim. Tabii. Abi bir fotoğraf çekelim abi falan. Ama bu kızcağızı yapılan ahlaksızlığından eskisi. Siz Gamze'den daha mı ahlaklısınız onları yazanlar? Bir şeyiniz çıktığı için demiyorum bunu yapma zihniyetiniz olduğu için söylüyorum. Onu yazanlar bir de e, özgürlük diyen işte aman herkes özgür düşünsün herkes özgür yaşasın diye gezinen tipler. Herkes özgür yaşasınsa evet tesettüre girdi istediğini açabilir tesettüre de girebilir. evet Yani onun günahından onun sevabından gerçekten bize ne? Çünkü şu an işlediği sevabı ben işlemiyorum. Evet. evet. Onun işlediği günah bana yazılmadı. Ee, Ece bir şey haline geldik toplum olarak her şeyin en iyisini biz biliriz evet. ee, haline geldik. E siz biliyorsanız kendi hayatınızda uygulayın nasıl fikir? Bana da yaptılar aynı linci. Mesela nasıl fikir? Öyle yapalım. TRT'de ben e, başörtüsü bağlama teknikleri yapıldı. Tamam. Bu her yerde haber olduğu için tamam. söylüyorum. Başörtüsü bağlama teknikleri. Ben de fotoğrafımı paylaştım Instagram'a. Tabii bir takım muhalif gazeteler başlık ecerken tesettüre girdi yazmışlar. E i̇şte altına nasıl hakaretler inanamazsın. Ama. Yani demek ki e, başımızı kapatsak tesettüre girsek şu an Gamze'nin uğradığı linci zaten herkes uğrayacak. Ama Niran Ünsal girdi açıldı ona da yine hakaret var mı? Var. Gerçekten hiçbir haber değeri yok benim için. Müslüman zaten Bence olması tercih gerekeni ya. yapmış, kendi tercihini yapmış, tercihtir. Ya bu. Bikiniyle poz vermesi doğalsa bu da doğal ya geliyor. Bunu ama. nasıl böyle karşılarlar ya? Bikini benim için bir tık daha sıkıntılı. Diyor ki uzun süredir namaz kılıyorum Allah kabul etsin. İman etmiş biri olarak kapanmak farz Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum. Bunu inşallah başarabilirim ifadelerini kullanmış daha önce zaten. Böyle i̇nşallah bir... başarabilirim zaten o linci bekliyordu ha. herhalde tepkileri Büyük bekliyor. Büyük ihtimal. Yani daha önce kullandığı bir cümle var. Zaten e, sürekli namaz kılıyormuş Allah da kabul etsin. E sonrasında da diyor ki her zaman e, kırılgan, sahtelik. Her zaman kırılgan, sahtelikten hoşlanmayan, gerçeği arayan bir yapım vardı. Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür. Bu gerçekten şükredilecek bir şey. Ama sadece ne şekilde inanmam ve uygulamam gerektiğine bu kadar hakim değildim diyor. Hı -hı. Yani bu yaşla ve gerçekten de imanla doğrultulu bir şey. Allah herkese öyle bir ihlas nasip etsin. Yani ben bu konuyla alakalı kötü yorum yapanların kalbindeki çok sorunu çözmelerinden yanayım. Evet. İnşallah kalbindeki o sorunu çözersiniz. Çok çünkü, kötü insanlar. Çünkü maneviyat var. kokan bir fotoğrafı bunu yazıyorsanız ya o, o kadar kendimi kötü hissettim ki sonra dedim ki Gamze tesettüre girmiş bu yorumlar. Ya gerçekten insanlar için yaşamayı bak bırakmış kız. Evet. Tamam mı? Kendi hayatını kurmuş devam ediyor. Evet. Ben de o sırada bir karar aldım. Benim niye mesela bütün günümü bir tane mesaj. Ben çünkü değer veriyorum insanların evet. düşüncelerine. Niye rezil edeyim Bak Alişan ilerleyen dakikalarda işleyeceğiz. Alişan bugün gidecek o hakareti yazanın kuaför dükkanına. Ay, Bunu vardı. konuşacağız az Ay sonra. Ne gerek varmış değil, değil mi Ama ya? artık bak insanlar yani. e, artık sinir uçlarımıza dokunuyor Bircan. Çok Namus. Artmış. Biz burada küçücük bir eleştiri yapıyoruz. Bize neler söylüyorlar. İyi bir şey söylüyoruz. Bir sanatçıyla ilgili neler söylüyorlar. Şimdi. Ya o yüzden kimseyi mutlu etmek. Mutlu yani bize, sen aslında... Kimseyi de mutlu etmek umurumda değil. Evet sen aslında yani bu şeyi yorumlara kapatma kararını yemin Gamze ye, ediyorum Gamze'den sonra aldı. Ben de bu e, jette düşen kızlardan sonra artık hiçbir yorumu ciddiye almamaya başladım çünkü ölüm. Evet. Ölüm'e yani. bile. Ölüm'e bile kıskandık. Kötü yorumların hiçbirini ciddiye almıyorum. Faydalı yorumları da yayında okuyorum. Hiç iyi kötü söylediğiniz hiçbir şey olmadı. Ölüm şeklini kıskandık. Evet. Jetle gidiyorlar. Bekarlığa vedaya Aynen. gidiyorlar. Nasıl yaparlar? Neyse Allah etsin. Peki devam edelim mi? Bir dakika. Heh. Bak. Ne geldi bakalım. Hayır. Şimdi Bismillah. bu yorumu okuyacağım ve sizin beyniniz ve kalbinizle alakalı sorunu sizinle yüzleştireceğim. Heh. Belli ki sizin beyninizde ve kalbinizde bir sorun var hanımefendi diyorum. Ezbere söylüyorum bakalım hanımefendi mi gerçekten. Gamze çok komiksiniz ya. Heh, bize diyor. Gamze Özçelik'i eleştirirken Gülben'e ahlak bekçiliği yaptığınız zamanlar ne oldu diyor. Şimdi. Eyvah şimdi ikisini mukayese edeceksek e, gerçekten zararlı çıkarsınız. Şimdi bir dakika ben hiç kimsenin ahlak bekçiliğini yapacak e, ben bir kere Allah'ın bir kuluyum ve hatalarla dolu bir hayatımız var. Hepimiz insan olduğumuz için hata yapmaya endeksliyiz. Yani android değiliz. Bir insana ahlak bekçiliği yapacak başka bir insan tanımıyorum. Hay nereden ne kanıya Bekçiliği kelimesinin ne demek olduğunu bir kere sizin açıklamanız lazım. Gamze Özçelik'in yaptığı ahlaksızlığı da ahlaksızlığı da açıklamanız lazım ki mukayese ettiğimiz evet, insanların edebilelim. hayatıyla Gamze Özçelik'in hayatını nasıl birleştirdiniz? Şimdi hanımefendi sizin kalbiniz ve aklınızla alakalı büyük bir problem var. Ece ne kadar doğru bir karar vermiş aslında sizin gibi sizin gibi problemli insanların e, yorumlarını sınırlayarak ama e, ben yine o kadar da güzel insanlar var evet, ki işte ben mi? de o yüzden da ben da ayıp de o yüzden o güzel insanların o güzel yorumlarına hürmeten sizi sayfamda maalesef tutmak zorunda kalıyorum işte. Hani çok önemsiz ama şöyle bir şey var. Kalbiniz ve aklınız ne anne olmaya, ne eş olmaya, ne de herhangi bir kadın birey olmaya el vermiyor onu söyleyin yani. Hata ve tercihi ayırt edemiyor de insanlar. Hata bir kere yapılır, bir evet. daha yapmazsın ama evet. tercih Artık defalarca yapıyorsan bu hatayı hata almaktan çıkar tercih olur. Bunun ayırımını yapabilecek e, zekada insanların çoğalması dileğiyle yani. Ee, bir derece Ece ben Gamze Özçelik'in o gece o adamla buluşmadan önceki yazışmaları çıkmıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. MSN, MSN diye bir şey vardı. MSN'de, var MSN'de çocuk Gamze'yi eve çağırıyor. Yok yok bir mekana çağırıyor. Dört kişiler. Gamze diyor ki... E, Babam izin vermez diyor. Çok net hatırlıyorum. Bu saatten sonra çıkmama babam izin vermez diyor. Ee, diyor ki ya lütfen 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 pres 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 pres. Kız çıkıyor. O gece zaten sonunda biliyorsun kızın kendi de Mağdur değil. oldu. Mağdur yani, değil. Mağdur yani, mağdur mağdurdu ya. Yani. Gerçekten farklı bir şey. Yani bilerek yapmakla mağdur olmayı nasıl insan anlamaz ayırt edemez. Kimilerinin alışkanlıkları kimilerinin de yanlış tercihleri. Bunu ayırt etmek lazım. Peki doğru dedin. Devam ediyor. hadi.